Tepe kampüsünde katıldığı programda dile getirir. Fransız televizyonu canlı yayında ben şak diye paraları koydum ortaya. Bak bunlar bizim paralarımız. İşte Mehmet Akif şair. Öbür üniversite kapısı. Fatih. Tabii herkese bir hata yapar. Belki komutanı ama Fatih. Burada Mevlana ve Mimar Sinan var. Bunlar mimar, düşünür, şair, üniversite kapısı. Hadi öbürü de bizim için çağ açan falan filan bir sultan. Sizin paranızda ne var dedim. Generaller var onların paralarında. Komutanlar var, krallar var. Bak bize ne var? Kayıtı kestirdiler fazla. Kes 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 fazla kayıtı kestirdiler. Dedim ki kesmeyin, kesmeyin. Hani biz var varız ya. Ama bizim her gün kullandığımız paranın üzerinde şairler, mimarlar, bak neler var. Sizde komutan var ama sizde yok 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 sizde onlar falan diye. Ve çok güzel konuştular. Bu üniversite söyleşisinde bu durumu dile getiriyor. Ben saçının teli kadar kitap okumuş bir insan olarak bazı tarihi bilgilere vakıfım diyor. Ve Türkiye ile Fransa ilişkilerinde bu demin söylemiş olduğum röportajda bir mukayese ediyor. Aslına bakarsanız bir sanatçının ülkesini ne derece doğru temsil edebileceğinin bir örneğidir. Fransız televizyonunda verdiği cevap ve ardından ısrarla Fransa Devlet Başkanı ile görüşmek istemesi. Şair Mehmet Akif, bir abide, Fatih Sultan'da.